Anneanne, bil bakalım ne buldum. Ne buldun kızım? Beni götürdüğün ilk filmin biletini. Aa, sakladın demek. Hazır mısın peki? Neredeyse hazırım. Merhaba sevgili izleyiciler. İstanbul sokaklarında çok tatlı bir telaş var bugünlerde. Film sinema telaşı var. 43. İstanbul Film Festivali başladı ve biz de festivalde neler oluyor? Bunları konuşacağız şehir ışıklarında. Kiminle konuşacağız? Akademisyen, sinema yazarı Rıza Oylun'la. Hoş geldiniz. Hoş bulduk İlhan Hanım. Nasılsınız? İyiyim efendim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Nisan ayı geldi. Sinemayla ilgisi yoğun olan herkes için son derece heyecanlı bir zaman aralığındayız. Şöyle başlayalım mı Rıza? İstanbul Film Festivali sinemacılar için neden önemli? Ya da sinema severler için, sinema otoriteleri için, yönetmenler için, herkes için? Yani şunu söyleyebilirim. Kendi deneyimimden yola çıkarsam, benim sinemayla kurduğum ilişkiyi yegane yoğunlaştıran festival İstanbul Film Festivali'ydi. Zira biz lisedeyken, üniversitedeyken gelip dünyanın farklı yerlerinden filmleri görebileceğimiz sadece İstanbul Film Festivali vardı. Yani o zaman öyle bu kadar dijitalleşmiş bir dünyada değildik. Film bulmak için DVD'cilere, VCD'cilere falan gitmemiz gerekiyordu. İnternetten daha zor bir süreç yaşıyorduk. Ve bütün bu senenin en iyi filmlerini İstanbul Film Festivali ayağımıza getiriyordu. Hala getirmeye devam ediyor. Muhtemelen bizden sonraki kuşakları da sinemayla kurduğu ilişkiyi yoğunlaştırmasının en önemli vesilesi İstanbul Film Festivali olacaktır diye düşünüyorum. Ben öğrenciyken mesela gelip bilet kuyruğuna girerdim. Uzun uzun böyle nereden baksan 2 saate yakın kuyruk bekler. Kocaman böyle bir deste bilet alırdım. Uzun bir süre böyle onlarla eğlenirdim film Emek sürecinde. Emek sineması önünde başlardı o kuyruk. Evet. İstiklal'de falan şey böyle. İstiklal biraz işte A Camii'ni falan geçince orada son bulurdu. Orada. En sevdiğim kuyruktur. İstanbul Film Festivali bilet kuyruğu. Peki hani Emek sinemasından bahsettim, şimdi oraya da gireceğim. Şimdi tabii ki İstanbul'da bir değişim oldu, sinemalar kapandı. Ama mesela festivalin şöyle bir ısrarı benim hoşuma gitti, sen nasıl değerlendirirsin? Onlar Beyoğlu'nda kalmaya devam ettiler. Yani hani işte bir tane sinemada kalsa, iki tane sinemada kalsa film gösterimlerini orada yapmaya devam ettiler. Ve yine merkez festival için Beyoğlu oldu. Sence İstanbul Film Festivali'nin Beyoğlu'yla bütünleşmesinin nedenleri nelerdir? Bunca değişime rağmen halen festivalin burada sürmesi. Esasen ben de Beyoğlu'nda ısrar ediyorum. Yani bazıları Beyoğlu'nda ısrar etmeye devam ediyor. İstanbul Film Festivali de bunun önemli unsurlarından biri. Bence ne kadar fazla dönüşüm olursa olsun, işte ne bileyim turistler geliyor, bir takım yeni mekanlar açılıyor vesaire, bir dönüşümden bahsetmemiz mümkün. Sanatın ağırlığının azaldığından da bahsedebiliriz. Daha fazla mesela restoran daha fazla açıldı da sinemalar, kitap evleri daha azaldı. Bunları somut olarak görebiliyoruz. Ama yine de bence Beyoğlu İstanbul'un da Türkiye'nin de merkezidir. Bu anlamda İstanbul Film Festivali'nin en önemli durağının Beyoğlu olmasını çok sağlıklı ve doğru buluyorum. Aynı zamanda Kadıköy'de de filmler oynuyor. Burada da tekrar ikisi var, filmlerini izleyebiliyoruz. Ve şu anda da mesela gösterim yerleri çoğaldı. Artık biliyorsunuz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyoğlu Sineması'nı yeniden dönüştürdü. Artık orada da filmler oynuyor. Atlas Sineması'nda oynuyor. Müzelerde oynuyor. Mesela şu anda çekim yaptığımız Pera Müzesi'nin salonu var. Burada da filmler oynuyor. Bu çerçevede Beyoğlu'nda aslında alternatif ve çok da bilinmeyen salonlar da çok. Mesela kültür merkezlerinin, konsoloslukların salonları var. Bunlarda da çok film gösterimi yapılıyor. Bu çerçevede işte dediğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yeni yer mecraları var. Ve şimdi Beyoğlu Belediyesi tekrar bir revizasyon yaşadı. Yeni bir yönetim geldi. Muhtemelen sanatla kurduğu ilişki kuvvetlendireceğine dair iddiaları var. Ben umutluyum. Yani Beyoğlu adına umutluyum. Sanatla Beyoğlu'nun ilişkisinin İstanbul Film Festivali'nin ısrarıyla beraber de bir organik bir köprü olduğunu düşünüyorum. Kopmayacağına da inanıyorum. Beraber gittik. Artık her yıl benimlesin. Kendimizi, gülmelerimizi, ağlamalarımızı, farklarımızı, benzerliklerimizi, sevdiklerimizi koruyalım. Birbirimize, filmlere, festivale sarılalım. 43. İstanbul Film Festivali, 17-28. Şimdi hani Rıza, şunu da sormak istiyorum. Aynı zamanda akademisyen olduğun için de anılarımızdan yola çıkarak belki bazı gözlemler yapıyoruz ama sen şimdi genç sinemacı adayları ya da sinema severlerle de birliktesin. Festivallere bakış açısı nasıl?
Yani bizimle o aynı heyecanı paylaşıyorlar mı? İşte belki de hiç gelmeyecek filmleri ben festivalde izleyeceğim diyorlar mı? Ya aslında hepimiz bütün sinemayla, yani sinema akademisyenleri görüyorum herkes, motive etmeye çalışıyorlar öğrencileri ama eskisi kadar yoğun olduğunu söylersem fazla iyimser bir tavır takınmış olurum. Çünkü sonuçta onların yetiştiği çağ daha dijital bir çağ. Sinema kültürüyle sinema salonu anlamında yetişmediler. Bunu kabul etmek lazım. Bir takım farklılıklar var ama biraz güdüleyerek, biraz manipüle ederek, biraz onlara bunun güzelliğini keşfettirerek inanıyorum ki daha fazla sayıda öğrenci eskisi kadar gelecektir. Ama yine de dolu salonlar, onu unutmayalım. Yani öğrenci seansları var. Gündüz biliyorsunuz oldukça Türkiye şartlarına göre daha ekonomik biletler satılıyor. Bu çerçevede öğrenciler gelmiyor diyemeyiz. Ama mesela şimdi üniversiteler de yayıldı. İstanbul'un çeperlerinden tut iki çeperine kadar üniversite var. Yani ama sinema salonları Beyoğlu'nda ve Kadıköy'de. Belki yayılmak gerekebilir. Yani öğrencilerin gelmesi gitmesiyle ilgili de bir zorluklar oluştu. Eskisi kadar hani küçük bir dünyada değiliz. Hani her yerde var. Ama yine de öğrencilerin geldiğini düşünüyorum ben. Bunun dışında farklı festivaller de var. Onu da söyleyelim. Yani üniversitelerin içinde gösterilen filmler de oluyor. Bazı festivaller üniversitelerinde dolaşıyor sonra. Hani mesela Akbank Kısa Film Festivali var. Şimdi bugün gördüm yayını. Üniversitelerde de gösterecek sonra seçilen filmleri. Bunlar da var. Şeye gelecek olursak da İstanbul Film Festivali'nin bu seneki seçkisi de çok güzel. Ama yani öğrencilerin de çok iyi göstereceği bir seçki olduğunu düşünüyorum. Baktığımda 132 tane uzun metraj film, 12 tane de kısa metraj film var. Evet. Ve bunlar 12 gün boyunca gösterilecek. Bu çerçevede baktığımızda 12 günün toplamında 132, yani 140'tan fazla film gösteriliyor. Bunların nereden baksan 100 tanesi dünya sineması seçkisi. Bunun büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Sinemada buluşalım. Peki, genel olarak seçkiyi nasıl buldun? Ben İstanbul Film Festivali seçkisini her sene böyle ayrıntılı herkes gibi didikliyorum ve oldukça zengin bir seçki olduğunu düşünüyorum. Yani dünyanın farklı yerlerinden hiç karşımıza çıkmayacak, bir daha hiç görmeyeceğimiz, hani birkaç yıl sonra belki internette karşımıza çıkıp çıkmayacağı belli olmayan filmleri toplu halde iki hafta içinde izleme imkanımız var. Bu anlamda bu seneki seçkiyi de yine çok net yetkin buluyorum. Özellikle Berlin Film Festivali'nin ödül alan filmlerini seçkide gördüm ve bu seneki ağırlık olarak ülkelerin Oscar adayı filmlerin listede olduğunu görüyorum. Mesela Endonezya'nın Oscar adayı, Japonya'nın Oscar adayı, Filistin'in Oscar adayı filmlerini başka bir yerde, başka bir zaman aralığında yakalamak çok mümkün olacağını zannetmiyorum. O yüzden evet, çok büyük bir nimettir İstanbul Film Festivali. Aslında bu sinema, film de size başka dünyaların hikayelerini getiriyor. Belki de hani bu saydığın ülkelerin ne sorunlar yaşadığı, hani onlar için neler önemli, onu da yakından görmüş olacağız. Kesinlikle, çünkü hani şimdi Oscar, yani ülkenin Oscar adayı film, hani Oscar'ın o popülerliğinin dışında bir alan oluşturuyor bize. O ülkenin iyi filminin, o ülkenin önemli, o çünkü onlar çok büyük üretimler yapılan ülkeler değil. Mesela Filistin'den kaç film çıkıyor yılda? Birkaç film ancak, bazen 3 film bile çıkmıyor. Uzak Doğu ülkeleri, işte küçük ülkeler vesaire, Afrika ülkelerinden mesela. Onların o seneki en iyi üretimi olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamıyla o data iyi bir data tutma ve istatistiği. Bu çerçevede o ülkenin Oscar adayı filmlerini takip etmek güzel bir ülke datası tutmaya vesile. Belki biz birkaç tane mesela, ulusal sinema ona geleceğim. Çünkü o bence başka bir başlık altında da konuşmamız gereken bir şey. Bu uluslararası sinemada belki birkaç tane film izleyicilerimize önerebilirsin. Senin çünkü dikkatini çeken bazı filmler var. Evet, mesela Cezayir Kralı diye bir film gördüm. Cezayir'de eğlenceli bir mafya filmi olduğunu görüyorum. Hani renk, farklı bir renk verecektir. Kehanet diye bir Kongo'da geçen film gördüm. Belçika'nın Oscar adayı. Kongo'da bir dinamik anlatıyor. Tatlı Rüyalar mesela Hollanda filmi ama Endonezya'yı anlatıyor. Yani Hollanda'nın Endonezya'yı sömürme süreciyle ilgili bir film ve Endonezya'nın Oscar adayı. Muhtemelen Endonezya'dan hiç film görmemiş olabilir insanlar. Çok normal olarak hani vizyonda göremiyoruz tabii ki. O anlamda önemli. Mesela Danimarka'nın Oscar adayı film var. Ben izlemiştim daha önce. Çok iyi bir film. Kıraç topraklara patates ekme hikayesini, mücadelesini anlatıyor. Toprak uğruna Türkçesi. Çok çok başarılı film. Bunu şiddetle tavsiye ediyorum. En sevdiğim pastam mesela bir İran filmi. Ve İran'ın esasen yasaklı bir filmi. Yani hicap kuralı dediğimiz kadınların örtünme kuralı olmadan çekilmiş bir film. Çok ilginç. Gizli çekildi bu film. Ve Berlin'de gösterildi. Yönetmenleri de yurt dışına çıkış yasağı var. Buraya da gelemiyorlar. Pasaportları alındı bu film şu için. Şu anda İran'da yaşıyorlar. İran'da yaşıyorlar. Gizli çektiler.
Evet, iki yaşlı insanın aşkını anlatıyor ve hicap kuralı olmadan, yani kapanma zorunluluğu olmadan çekildi. Belki bir ilk sayılır İslam devrimi içinde. Dari joluru baron bozcan. Manam raftam kaşan jolun eşistam. Şastı çedo. Bayca saçı. Mesela Malezya'nın Oscar adayı var, Kaplan desenleri. Çok enteresan bir deneyim olacak. Malezya'dan film göreceğiz. Yalanların Anası var, Fas'ın Oscar adayı, Fas filmi. Hani bunları bir daha nerede bulabiliriz? Yani bu anlamıyla sinemayla ilişkisini kuvvetlendirmek isteyenler için oldukça iyi örnekler. İnternette de göremeyecekler belki de. Onu bunları söyleyeyim ya, evet. İnternette de yok. Hani evet. Bunlar Hollywood filmi değil, bir yerde internete kolay kolay düşmez. Rüzgar'ın Şarkısı mesela genç bir şaman filmi. Ve Moğolistan'ın Oscar adayı. Yani Moğolistan'dan film görmek için yegane unsurdur Rüzgar'ın Şarkısı. Rüzgar'ın Şehri, özür dilerim. Hani genç bir şamanın hikayesini anlatıyor. Bence çok ilginç ve yanlış okumadıysam hani yönetmeni burada okudu. Yani Türkiye'de okumuş. Bu anlamıyla buradan da deneyimlediği şeyler var. Olmuştur mutlaka. Hoşça onları kal, da izleyeceğiz değil belki. Mi? Yani Hoşça Kal Taberiye mesela. Filistin'in Oscar adayı burada oynuyor. Bunlar benim de not aldığım ve izlemek isteyeceğim filmler. Dahomey filmi var mesela. Enteresan bir konusu var. Berlin'de en iyi film ödülü aldı. Değerli yani ülkelerin taşlarını, ülkelerin işte böyle milli değerlerini başka ülkeler kaçırır ya müzelerden. Fransa'da olan, Avrupa'da olan bir müzeden, müzeye getirilmiş bir değerli unsurun, tablonun Afrika ülkesine geri dönüş hikayesi üstüne kurulmuş bir film. İlginç. O da enteresan bir film. Mükemmel Günler oynuyor Japonya'nın Oscar adayı. Yönetmeni Wim Wenders, büyük sinemacı, Alman yönetmen de gelecek buraya. Bir masterclass da yapacak aslında. Mükemmel Günler çok iyi bir film. Ben biraz parantez açabilir miyiz Rıza burada? Hani Wim Wenders hani Türkiye'ye geliyor, çok önemli diyoruz. Onun sinemasından biraz bize bahsedebilir misin? Wim Wenders benim çok takip ettiğim bir yönetmen. Esasen yapımcılık da yapıyor. Küçük bir parantez ondan da bahsedeyim. Mesela Afrika sinemasının gelişmesinde de önemli bir pay sahibidir. Bir yapım şirketi kurdu orada ve çok sayıda filmin çekilmesine vesile oluyor. Destek veriyor başka ülkelerde. Mesela çok küçük bir ayrıntı vereyim. Zülfü Livaneli'nin eski bir filmi vardı 80'lerde çekti. Onu da yapımcısıdır. Hani destek verir yani farklı alternatif ülkeler. Onun dışında Alman sinemasının özellikle 70'lerdeki gelişiminde büyük bir pay sahibidir Wim Wenders. Ve sonra Hollywood'a gitti. Hollywood'da da filmler çekti ve bir süre sonra Hollywood'un o endüstriyel üretiminin kendisi için uygun olmadığını düşündü. Ve 84 gibi böyle Paris, Texas filmiyle bir hani o Amerikan rüyasının çöküşünün filmini çekip tekrar Almanya'ya geri döndü ve dünyanın her yerinde artık daha alternatif sinemayı temsil eden filmler çekiyor, belgeseller çekiyor. O yüzden çok özel bir yönetmen. Sinemayla ilişkisini kuvvetlendirmek isteyenlerin takip etmesi gereken bir isim. Nico. Bizim yönetmenlerden yakın gördüğün var mı onun sinemasına Wim Wenders? Bu çok zor bir soru oldu. Bunu şu an cevaplamak zor. Çünkü düşünüyorum hani çok komplike bir yönetmen. Çünkü bizde hem belgesel çekip dünyanın farklı yerlerine film çekip de hem de uzun metraj film çeken çok bir isim aklıma gelmedi şu anda. Yani istisnai bir yönetmendir Wim Wenders. Mesela düşünün ki bu sene Japonya'nın Oscar adayı. Kendisi Alman. Hani daha önce Afrika'da da filmler çekti falan. Hani farklı bir yerden bakıyor hayata. Çok bir dünya insanına dönüşmüş halde. O yüzden hani estetiği şuna benziyor demem biraz zor gibi geliyor bana. Peki gelelim ulusal bölüme. Ulusal sinemaya değil mi? Evet. Şimdi ulusal bölümde tabii ki aylar önce şöyle bir tartışma vardı. Antalya Film Festivali'nin iptal edilmesiyle birlikte hani gerçekten o da hepimizin hayretle takip ettiği bir süreçti. Trajik diyelim. Yani, trajik aynen. Oradaki filmler önce Ankara'ya başvurdu ama Ankara'dan geri çektiler filmlerini ve İstanbul Film Festivali'ne gördüler. Şimdi öncelikle ben tabii ki yine şunu soracağım. Bu etik miydi? Nasıl değerlendiriyorsun? Hani bir festivalden alıp gönderip ya da işte hani belki de yönetmen açısından baktığımızda da evet Ankara Film Festivali de çok kıymetli ama İstanbul Film Festivali de çok büyük bir festival. Tabii ki ben tercihimi İstanbul Film Festivali'nden yana yapabilirim de yönetmen gözüyle baktığımız zaman. Ama tabii ki o zaman diğer taraftan da şöyle bakmamız gerekiyor. Peki o zaman neden gönderildi? Nasıl değerlendiriyorsun? Ya aslında buradaki ben temel sorunun başka daha büyük bir yerden bakacak olursak şöyle bir sıkıntı olduğunu görebiliyoruz. Hani bir film festivalin iptal edilmesinin nelere sonuç verdiğini görebiliyor muyuz aslında? Bunu görüyoruz. Yani bu senenin bütün üretimini sarstı. Bir film festivalin iptal edilmesi, üç festivalin
listesini deforme etti ve gösterim yapma merak, yani gösterim listesini oluşturmaya çalışan, kendi filmlerini nerede göstereceğine dair plan yapmaya çalışan yönetmenlerin bütün dinamiğini alt üst etti. Şimdi 10 film seçilmişti Antalya Film Festivali'nden. Bakıyoruz, o 10 filmin 6'sı bugün neredeyse bir sene sonra ancak İstanbul Film Festivali'nde açılış yapabiliyorlar. Ortalama her film festivaline, ulusal film festivallerine, uzun metraj için söylüyorum, 40 film başvuruyor. Ve bunların 10'u seçiliyor. Şimdi 10 orada seçilecekti, gösterilecekti. 10 da Ankara'da gösterilecekti. 10 da buraya gelecekti. Bu sefer biraz daha iyi bir dağılım olacaktı. Yani orantılı bir dağılım gerçekleşecekti. Şimdi İstanbul Film Festivali 6 filmi aynı filmi gösterince 6 film dışarıda kalmış oldu İstanbul'da gösterilmesi gereken. Onlar kim bilir kendini ne zaman yer bulacaklar. Hani çok şey bir durum, trajik bir durum. Yani zaten az festivalimiz var. Biri iptal olunca bütün dinamik çöküyor yani. Zaten bu bağımsız yapımlar kendilerine yer sinemada yer bulamıyor. Hani sinemada yer yok. Hani bunlar ticari ürünler değil. Biraz daha ülkenin sinemasının gelişmesini motive eden filmler. Böyle çoğu bakanlık desteğiyle çekilen, güç bela bir takım fonlarla çekilen filmler. Şimdi dediğim gibi 6 film, kim bilir bir sürü yönetmen İstanbul Film Festivali'ne göre plan yapmıştı ve gösteremediler filmi. Şimdi ne yapacaklar onu düşünüyorlar. Bu anlamda büyük bir fotoğraf problemi var zaten ortada. Ve film yönetmenlerin de kendine göre tercihler yapması gerekiyor. Muhtemelen Ankara'ya daha önce başvuru yapmışlardı bir kısmı. Hani Antalya'da gösteririz, ilk açılışını orada yaparız. Sonra filmin ilk gösterimi yapıldıktan sonra Ankara'da da gösteririz diye planlamıştı. Ve bu sefer öyle olmayınca ilk gösterimi Ankara'da yapmanın fotoğrafının içine kaldılar. Bu sefer de dediler ki yani Ankara'da mı gösterelim, ilk İstanbul'da mı gösterelim? Yani festivallerin arasındaki o asimetrik durumlar, bazılarının daha mütevazi bütçeyle yapılıyor olma zorunluluğu, bazılarının daha fazla ödül vermek durumu olması, hani ona göre bazı yönetmenlerin işte daha ödül parasının yüksekliğine göre de hani bir tercihte yapma zorunluluklarının büyüklüğü, hani böyle bir komplike problemlerin hepsi, bunların hepsini etkiliyor diye düşünüyorum. Hani etik açıdan bakınca hani hangi tarafını tutalım ki etik, yani o kadar karışık bir şeye dönüşmüş ki artık, yani daha fazla filmlerin gösterim imkanı olması gerekiyor. Yani asıl temel problem bu yani. Bahsettiğimiz film sayısı da esasen 40, düşün yani 40 filmi gösteremiyoruz ki böyle uğraşıp duruyoruz yani. Ya da hani bağımsız filmlerin kendilerine alan bulduğu tek yerin festivaller olmaması, evet, gerekiyor. Yani onun yani için özel gösterimler yapılması gerekiyor. Burada hep söylüyorum, bence belediyelerin salonları bu ulusal sinema filmlerine kapılarını açması gerekiyor. Özel günler yapması gerekiyor. Düzenli günler. Hatta yani. Evet, düzenli. Düzenli her hafta biz bilelim ki ulusal film gününde bunlar oynuyor burada. Hani sonra öbür tarafta. İzleyiciye de ulaşması gerekir. Yani orada da bir problem var. Çoğu izleyici kendi ülkesinin filmlerini göremiyor. Bir festivalde oynuyor film, sonra vizyona giriyor, girmiyor birkaç gün, bir hafta. Nerede yakalayacaksın? Hani bir kopukluk oldu yani. Ülkenin insanıyla sineması arasında bariz bir kopukluk var artık. İşte bu şöyle bir soruna da neden oldu. Zaten hani ekonomik kriz, her şeyin çok pahalı olması sinema sektörünü daha, yani bir film çekmeyi daha pahalı hale getirdi. Ama şimdi bu sorunların, hani siz bir alana sıkıştırdığınızda da bu sefer aslında sinema yapmak isteyen insanların sinema yapmasını da engelliyorsunuz. Hani diyecek yapacağım ama nerede göstereceğim? Nerede göstereceğim? Bu kadar büyük para harcadığım filmi nasıl kurtaracağım? Aynen, nerede yapacağım, nerede göstereceğim? Böyle bir sıkıntı var. Bu problemler ortada dururken istersen şeye de gelelim. Yapılmış filmlerin tavsiyelerini de söyleyebiliriz. Tamam. Şimdi ona gelelim ama. Çok karamsar bir tablo çıkardık. Aynen, yine bu kadar sorunu aşıp festivalde filmini gösterebilir. Yapmış olanları aynen, tavsiye ulusal edelim seçkiye en gelelim. Yoksa artık tamam. Önümüzdeki dönemde film çekmek giderek zorlaşacak. Bari çekilmişi konuşalım yani. Aynen. Şimdi o zaman ben sana Kıvanç Sezer'i ben beğenirim aslında. Hani Babamın Kanatları, evet, Küçük Şeyler. Filmdi. Bence güzel filmler yapmıştı. 8x8. 8x8 filmi ilk defa burada göreceğiz. Evet. Bu film daha önce Antalya'da, hı-hı, gösterilecekti. Sonra Ankara listesine dahil oldu. Ankara listesinden çıktı. Bir yılan hikayesi gibi bekliyoruz. Şimdi burada inşallah göreceğiz bu hafta. Nasıl değerlendiriyorsun sinemasını? İzlemedik yeni hani filmi. Böyle genelde hani merak ettiğim, tabii çok önemli bulduğum bir sinema yaklaşım var. Özellikle Babamın Kanatları'ndaki sinemamıza çok uğramayan yoksulların, işçi sınıfının, Babamın Kanatları'ndaki o inşaatta çalışan insanların bir sinema görselliğine taşınmış olmasını çok önemli buluyorum ve hatta üniversitede derslerde de ben gösteriyorum, hani örnek olarak, hani işçi sınıfının sinemada karşılık bulması Türk sinemasında, onun örneği olarak önemli buluyorum Kıvanç Sezer'in bu yaklaşımını. Bu filmde biraz daha orta sınıf bir aile aşk ilişkisi görüyorum, hani bir çiftin
kendi ilişkilerini kurtarma mücadelesi görüyorum. Bir eve gidiyorlar işte tuttukları bir eve. Orada daha önce tesadüfen biri oturuyormuş zaten. Bir üçlü bir sohbet ortamı oluşuyor. Onun dışında Selman Nacar'ın filmi var biliyorsun. Onu çok merak ettiğim filmlerden biri. Tereddüt çizgisi. Avrupa'da da festivallerde ödüller alan bir film. İlk filmi İki Şafak arasında çok önemli bir etki yapmıştı biliyorsun. Biz de çok hani daha önce de konuşmuştuk. Çok önemsediğimiz bir sinema örneği olmuştu. Uşak'ta geçen gergin bir ilişki ağını anlatmıştı. Çok başarılıydı. Tereddüt çizgisi de tek yine böyle bir vicdan muhasebesi görüyorum orada yine. Bir avukatın hikayesi. Akşamları babasının yani ailesinin diyelim bir üyesinin hastanedeki yanına gidiyor. Akşam onun yanında kalıyor refakatçi. Gündüz de avukatlığına devam ediyor. Böyle bir gergin bir ilişkiyi fotoğrafını vermeye çalışmış Selman bu filminde. Merak ettiğim bir film. Nehir Tuna'nın yine ödüller alan Yurt diye bir filmi var. Öğrenci yurdunun hikayesi anlatıyor. Farklı kültürel dokulardan gelen insanların, çocuk gençlerin yurttaki hikayesini anlatıyor. Avrupa'da ödüller aldı. Bunu da çok merak ediyorum. Evet, bence de güzel bir konu aslında. Yani, çünkü çok büyük sorunlar yaşıyorlar. Bütün, tabii filmlerin çoğunu bilmiyoruz. Hani yeni filmler de var. Hani bazı yönetmenleri tanımıyoruz. Çünkü 10 filmin 5'i ilk film zaten. Hani bir yönetmenin ilk filmi. Bu anlamda buna dair bir haberdar değiliz ne olduğunu. Ama mesela Vuslat Saraçoğlu'nun daha önce Borç diye bir filmi vardı. Şimdi bildiğin ödül gibi değil. Galiba. Tabii çok ödül aldı. Bildiğin gibi değil isimli yeni filmi var. Bunlar hani tanıdığımız yönetmenler ama dediğim gibi tanımadığımız hiç yönetmenler de var. İlk filmi çeken yönetmenler. 5-10 filmin 5'i yeni yani. Bunu da söyleyebiliriz. Onu da göreceğiz biz de. Kendi istediğini değil. Makler'in ailesinin acısını bir nebze olsun hafifletmek ve kamu vicdanını rahatlatmak adına sanık Sarı'nın en ağır cezayla çarptırılması. Belgesel filmler var. Hani belgesel keşfetmek isteyenler için hem uluslararası belgesel yarışması var hem ulusal belgesel yarışması var. Burada da çok merakla beklediğimiz filmler var. Mesela daha önce de söylediğim Hoşça Kal Taberiye ve Dahomey filmleri aslında belgesel filmler. Ki çok güzel belgeseller oluyor aslında. Yani ben hep farklı farklı kültürlerden. Üzülüyorum yani hani sadece festivalde değil keşke yani hani herkes bu festivallerde gösterilen belgeselleri izleyebilse öyle bir alan olsa. Belgeseller biraz geride kalıyor değil mi? Evet yani çok geride film, kalıyor. Şey, festivallerinde ne zaman? Biz bile belki takip ederken yani daha çok işte ulusal filmleri, kurgu filmleri, uzun metraj filmleri takip ediyoruz ama belgeselleri ve belki biraz daha müstakil belgesel festivalleri daha fazlalaşsa daha fokus olarak onlara bakabiliriz diye düşünüyorum. Hep böyle bir hani büyük festivallerin içinde, hepsinin uyuşturulduğu festivallerin içinde belgeseller biraz böyle arada kalabiliyor. Evet gerçekten hani ilk filmler var işte yurt dışında başarılar elde etmiş yönetmenlerin filmleri festivalde ama mesela insanların genelde bu bana da çok soruluyor belki sana da soruluyordur. Yani şöyle bir şey soruyorlar mesela işte Türkiye'nin iyi yönetmenleri işte çok sayısı çok fazla değil diyorlar. Belirli bir olgunluğa da erişmişler. Mesela işte bunlardan Zeki Demirkubuz, işte Nuri Bilge Ceylan ilk akla gelen, belki işte Ezel Akay, Emin Alper, Özcan Alper, sonraki kuşaklar. Yüksel Aksu, işte Özcan Alper. Mesela biz neden İstanbul Film Festivali'nde hani böyle bu yönetmenlerin seçkilerini izlemiyoruz diye sorularla karşılaşıyorum. Ben tabii ki biraz anlatmaya çalışıyorum ama sen nasıl değerlendiriyorsun? Seç yani daha önce oynamış filmlerini mi diyorsun? Yok hayır. Cannes Film Festivali olduğunda dünyanın en iyi yönetmenlerinin İlk kendilerini göstermek istediği yerdir ya orası Avrupa sinemasında yani işte bağımsız yapımlarda. Mesela neden bizde de tabii ki ilk filmler olsun, ilk yönetmenleri görelim ama biz bu usta yönetmenlerin filmlerini neden göremiyoruz festivallerde? Anladım ama yani öyle bir seçki neden hazırlanmıyor gibi bu, şeyler soruyorlar. Bu biraz da başvuruyla ilgili ama Hilal biliyorsun yönetmenler. Sinema endüstrisiyle ilgili evet, yani yönetmenlerin kendilerinin filmlerini nerede göstermek istediğiyle ilgili bir başvuru yapıyorlar biraz da. Hani mesela Antalya'da geçen seneki iptal edilmeseydi film listesi biraz söylediğine yakın bir listeydi aslında. Hani daha bir tanıdığımız yönetmenlerin daha usta mertebesinde sayılabilecek yönetmenlerden oluşmuş bir listeydi. Bu biraz da o yılın aralığıyla da ilgili. Yani mesela o yıl birden çok önemli yönetmen film çekerse festivallerde bir arada karşılaşabilir. Ama mesela biri 2 yılda bir çekiyor, biri 3 yılda bir çekiyor. İşte Zeki Demirkubuz kaç yıl önce çekmişti? 6 yıl oldu galiba değil mi? Kaç yıl oldu hani? Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Hani mesafeler açılınca birbirlerine aynı denk getirmen de zor olur. Birkaç yılda bir denk geliyor mesela. Geçen sene sanki birkaç iyi yönetmen, hani böyle tanıdığımız yönetmen bir arada filmleri Antalya'da yarışmıştı. Şöyle şeyler yapılabilir belki. Hani bildiğimiz yönetmenlerin filmlerinden bir ayrıca bir seçki yapılabilir. Yarışma dışı bir seçki yapılabilir. Onlar beraber oynayabilir. Böyle bir
senin buradaki önerin mesela dikkate alırlarsa böyle bir şey olabilir. O sadece iyi startup dedi bir falan. Lite gladare tack. Ja, när ni ska pitcha inför ett rum fullt av investerare. Då är det jävligt viktigt att ni vet vad i helvete det är ni håller på med. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle gå till en sån hypnosterapeut. Jag tycker att vi ska testa något lite radikalt. Neden mesela işte diyor ki biz Cannes Film Festivali ya da Oscar'da işte en popüler, en ünlü oyuncuları festivalde görebiliyoruz. Ama mesela neden işte Kıvanç Tatlıtuğ bizim festivalin açılışında yer almıyor? Ya da işte şimdi popülerlerden kimler var bilemiyorum şimdi. Anladım. Onlar ben neden anladım. Yok? Ben soruyu anladım. Şöyle bizim popüler oyuncu kıstasımız televizyon dizileri üzerinden oluşmuş bir kıstas. Yani Türkiye'de televizyon dizileri oyuncularıyla sinema oyuncuları biraz birbirinden artık yavaş yavaş belirgin olarak ayrılmış durumda. Televizyon dizi, o popüler dediğin oyuncuların kendilerini var ettikleri yer daha çok sinema değil, televizyon. E şimdi bunlar sinema filmi. Ya aslında biraz şöyle de sorulabilir. Mesela bir ayrım da oluşuyor. Niye onlara hani yönetmenler film yapmak istemiyor? İstememek kötü oyuncu değil mi? Onların programı da dolu kaşemi, zaten. Kaşemi yüksek, zamanlı. Onların da programı dolu zaten. Onlar mesela sen gidip bir yönetmen olarak film seninle film çekmek istiyorum dediğinde ya da onun ajansına, temsilcisine ulaştığında onun zaten programı dizilerle doldurulmuş durumda. Mesela daha önce bazen oluyor, Kıvanç Tatlıtuğ biliyorsun, Özcan Alper'in Aşıklar Bayramı'nda oynadı. Hani Türkiye'nin en önemli oyuncusu diyebilirsin. Art House film çeken esasen bir yönetmenin filminde başarılı bir olabilir. Oyuncu aslında. O oynayabilir ama onun zamanı tutturmak çok kolay değil. Yani biliyorsun dediğim gibi dizi endüstrisi çok domine bir endüstri. Ekonomik olarak sinema endüstrisiyle baş edilmeyecek kadar büyük ve uluslararası. Hani Türkiye'de dizi çekiliyor, Latin Amerika'da bile gösteriliyor. Yani bu kadar büyük bir endüstrinin içinde, bu kadar büyük paranın da döndüğü bir endüstride oyuncu böyle bir şeyin içindeyken sinema filmine vakit ayırması biraz zor olabilir, öyle diyelim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim Rıza Oylum. Davetimizi kabul edip ve bu güzel söyleşiyi gerçekleştirdiğiniz için. İlgiyle takip ettiğim bir programınız var zaten. İçinde yer almak beni çok mutlu etti. Peki. Tamam. O zaman biz programımızı kapatalım. Ne yapalım? Film izlemeye başlayalım. Evet, filme gidelim. Peki. Sevgili izleyiciler, biz bugün İstanbul Film Festivali'ni konuştuk. Birazcık sizlere neler izleyebileceğiniz konusunda küçük tiyolar verdik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.